Korona vakalarında artış tüm dünyada devam ediyor. İkinci dalgadan bahsediliyor Almanya'da da bu şekilde ve herkesin umudu bir aşının bulunması. Profesör Şahin Frankfurt Allgemeine gazetesine bir açıklama yaptı ve BioNTech şirketinin Amerikalı ortağı Pfizer'in desteğiyle geliştirdiği BNT162B2 adlı aşının tüm deneme süreçlerinin başarıyla sona erdiğini ve dağıtım için sadece gerekli izni beklediğini söyledi. Çok sevindirici bir haber tabii bu. Avrupa'da ilaç izni yetkisine sahip olan Avrupa İlaç Ajansı EMA'dan yapılan açıklamada da söz konusu aşının Rolling Review adı verilen süreçle incelendiği ve klinik deneyde elde edilerek şimdiye dek ajansa aktarılan tüm verilerin olumlu sonuç verdiği, pozitif sonuç verdiği doğrulandı. EMA söz konusu maddeyle ilgili gelinen noktayı çok cesaret verici olarak nitelerken ruhsat sürecinin devam ettiğini bildirdi. Profesör Şahin geçen Nisan ayından bu yana çalıştıkları aşının toplam 37 bin kişide denendiğini, tüm klinik denemelerden olumlu sonuç alındığını ve hedef çizgisine çok yaklaştıklarını da açıkladı. Aşının başarı oranını, güvenirliğini ve enfeksiyona karşı koruyucu özelliğini mükemmel olarak niteleyen Profesör Şahin, deneklerin antikor geliştirdiklerini ve bağışıklık kazandıklarını da bildirdi. Alınan sonuçlardan sonra seri üretime şimdiden geçtiklerini ve iznin çıkması durumunda derhal dağıtıma geçebileceklerini ifade eden Profesör Şahin, pandemiyi sona erdirmemize çok az bir süre kaldı şeklinde bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu bundan kısa bir süre önce Mainz kentinde bulunan BioNTech ve ortağı Pfizer ile yıl sonuna kadar en az 200 milyon aşı satın alınması konusunda ön anlaşmaya varıldığını, üretimin hızına göre bu sayının 300 milyona çıkabileceğini açıklamıştı. Aşının 27 Avrupa Birliği ülkesine paylaşım ve dağıtımın komisyon tarafından organize edileceği de haber verilmişti. Şirket kaynakları ise BioNTech kaynakları da aşının üretime geçilmesi durumunda önümüzdeki yıl 2021'de 1 milyar 300 bin doz aşı üretimi hedeflendiğini eklemişti. Profesör Şahin Almanya ve dünyada Covid-19'a karşı aşı konusunda gerçekten bir umut haline gelmiş durumda. 2008'de eşi bilim insanı Dr. Özlem Türeci ile kurduğu BioNTech şirketinin değeri son gelişmelerle 2.4 milyar euroya yükseldi. Borsa değeri ise 15 milyar euro oldu. Ancak aşının bulunması durumunda tabii ki bütün bunlar önemsiz bir duruma gelecek. Herkes aşının bulunmasıyla kuşkusuz çok sevinecek ve rahatlayacak tüm insanlık.